Bu video Bilim 101'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Açıklama kısmındaki link ile harika bilim videoları yapan bu kanala abone olarak hem bana hem de değerli meslektaşıma destek olun. Şimdiden teşekkürler. Hafız Esat iktidarı ele geçirdi ama endişelerim var kral. Ne endişesi? Gücün onu yozlaştırmasından korkuyorum. Saçmalama. O hidayetli kuvvetli bir adam. Asla güç bataklığında boğulacak bir adam değil. Hem daha da iyi olan bir şey var. Nedir? Adam tarih videolarına like atacak kadar olgun düşünüyor. Ama uzatma. Seçilmiş kişi o. Beyler, padişah olarak ilk icraatım nasıl? Hazreti Hafız heykele. Adamım, bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Sıçtık. Suriye Fatihi Sultan 1. Hafız Esat 1970 yılında dostlarına darbe yaparak iktidarı ele geçirmiş ve bir yıl sonra da yapılan halk oylamasıyla devlet başkanı seçilmiştir. Fakat bu seçimler kafa karıştıran şaibeli bir durumdu. Büyük ihtimalle seçim pusulalarında baskı hatası olmuştu. Matbaacın kim dostum? Hafız Esat'ın yönetime geldiği 1971 yılı Orta Doğu için musterasız Galatasaray gibiydi. Suriye Arap devletleri tarafından eleştirilen ve hatta bir nebze nefret edilen bir ülke haline gelmişti. Hafız Esat bu durumu düzeltmek için çalışmıştı. Başlar. Fakat yeni iktidara gelen bu adamın daha yapacak çok işleri vardı. Nitekim daha önce de dediğim gibi, eğer Orta Doğu'da darbeyle ucu ucuna meşru olmuş bir diktatörseniz, başınıza gelebilecek en büyük felaketlerden biri darbedir. Ve yine eğer darbeyle ucu ucuna meşru olmuş bir diktatörseniz ve suyunuzun kaynamasından korkuyorsanız, işte size yüzyıllardır denenmiş ve kanıtlanmış bir Yusuf Kayalp tavsiyesi. Muhaliflerinizi ortadan kaldırın. Bu yüzden Hafız kendisine muhalif olacak yüzlerce siyasi kodese tıktı. Devlet kurumlarına kendi adamlarını yerleştirdi. Yönetimin önemli yerlerine de akrabalarını getirdi. Yani kısacası Suriye devletini kendi özel mülkü haline getirdi. Suriye'nin yeni sultanı oldu. Padişahım çok yaşa. Böylece Esat hanedanlığı 50 yılı aşkın bir süreyle Suriye'de aktif rol oynayacaktı. Hafız Esat, İsrail karşıtı sık politikalarıyla da Arap dünyasının kahramanı oldu. 1973 yılında patlayan İsrail-Mısır Savaşı'nda Mısır'a destek vererek Suriye'nin Arap dünyasındaki yalnızlığını sona erdirdi. Fakat bu dönemlerde Suriye'de Müslüman Kardeşler adında bir cemiyet ortaya çıkar. Bu cemiyet siyasal İslam'ı benimsemişti. Laikliğe karşı olan bu cemiyetin izinden giden yüz binlerce insan sokaklara döküldü. Aynı zamanda Hafız Esat'ın mezhebi Nusayri, yani Arap Alevisi olduğu için Sünniler rahatsızdı. Neden mi? Çünkü ülke çoğunluğunu %60'lık bir kesimle Sünniler oluşturuyordu. Esat da bütün bunlara rağmen yönetime ve kurumlara kendi mezhebinden adamları yerleştirmişti. Böylece Esat'tan sonra ülke yönetiminde Nusayriler oldukça güç kazanmıştı. Sünniler devlet işlerinden ve kurumlarından uzak tutuluyordu. Bu yüzden Sünniler Müslüman Kardeşler cemiyetini benimsemişti. İşlerin büyümesini istemeyen Hafız Esat, halkı yatıştırmak için hızla yeni yasaya devlet başkanının Müslüman olması gerektiği maddesini ekler. Daha sonra da Sünnilere dindar bir başkan olduğunu göstermek için çeşitli planlar yapar. Hazır mı? Hazır efendim. 3, 2, 1. Allahu Ekber. Hafız Esat dini bütün bir başkan imajı çizmeye çalışır. Cumalarda boy gösterir ve hacca gider. Dinler bir görüntü ortaya çıkarır fakat devletin yönetimine dini bulaştırmak istemez. Birçok modern yenilik yapar. Bilime önem verir. Aa! Bilim mi dedim? Siz de benim gibi bilim videolarına merak duyuyor musunuz? O zaman sponsorum Bilim 101'den bahsedeyim. Bilim 101 YouTube'da animasyonla bilime harmanlayarak ortaya harika videolar çıkaran emektar bir YouTube kanalıdır. Bilim hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Şimşek ve Yıldırım nasıl oluşur? Astronominin babası ve Çernobil gibi harika videolara sahip olan bu YouTube kanalını izlemeye başladığınız an kendinizden geçeceksiniz. Bir Yusuf Kayalp garantisi be dostlarım. Üstüne üstlük ekrana kilitlenirken ekstra olarak da bilim konusunda her türlü bilgi edineceksiniz. Bütün bu nimetlerden yararlanmak için açıklama kısmından Bilim 101 kanalına abone olup hem bana hem de değerli dostuma destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Nerede kalmıştık? Esad'ın icraatlarında. Orduyu güçlendirir ve ekonomiye arşa çıkarır. Kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olması gibi büyük adımlar atar. Fakat Sünnilerin çoğunluğunu oluşturduğu Müslüman Kardeşler cemaati bunlarla ikna olmamıştı. Kolay mı lan bu işler diye şeriatın gelmesini istemişlerdi. Onlara göre Arap Alevileri dinden çıkmıştı. Aslında Müslüman Kardeşler üyelerinin istedikleri de ikiye ayrılır. Bir grup laikliğe tamamen karşıdır ve ülkenin dini kurallara göre yönetilmesini ister. Diğer bir grup da Esad'ın yönetimi kendi akrabalarıyla ve mezheptaşlarıyla birlikte paylaştığı ve Sünnileri yönetimden uzak tuttuğu için hükümetin devrilmesini ister. Bu yüzden bir araya gelerek iktidarın önemli yerlerinde bulunan Esat yanlısı onlarca Alevi Müslüman Kardeşler tarafından suikaste uğrar. Hafız Esat bu duruma karşı misilleme olarak kendisine muhalif gelenleri içeri tıkmaya devam eder. Fakat kendisine karşı da başarısız bir suikast yaşanınca çileden çıkar ve fermanıyla Kodes'te bulunan siyasi muhaliflerin büyük bölümünü idam eder. Bunu duyan Müslüman Kardeşler cemaati Hama kentinde ayaklanır ve şehri ele geçirir. Halk burada silahlanır ve devlet dairelerine silah
silahlı saldırılar başlar. Hükümet ilk başta bu olaylara ılımlı yaklaşmak ister. Kanun namına bölgede bulunan herkes silahlanmayı bırakıp direnişi sonlandırsın. Kanun mu? Güldürmeyin lan bizi. Kıçımı öp seni moron. Çek şu lanet olası kıçını gözümün önünden. Yoksa ne yapacaksın seni moron? Ah siktir. Hükümet güçleri bir haftalık bekleyişten sonra orduyu seferber etti. Saldırıya başlamadan önce şehrin teslim olması ve boşaltılması için son bir çağrıda bulunuldu. Fakat şehirdekiler kararlıydı. Suriye ordusu şehre rahat girebilmek için bölgeye ateş ve bomba yağmuruna tutar. Hama kenti bir anda harabeye döner. Bomba saldırılarıyla birlikte askerler şehre girip kıyımlara başlar. Yakalanan şüpheliler işkence ve onu takip eden toplu idamlarla yüz yüze kalır. Müslüman kardeşler cemaatinin bu direnişi yaklaşık 30 ila 40 bin insanın ölümüne sebep olmuş. Hama katliamı adıyla tarihe geçen bu olaydan sonra insanlar hükümete karşı tepki vermekten çekinir. 2000 yılına gelindiği zaman Hafız Esad kalp krizi geçirerek ölecekti. 29 yıllık iktidarı boyunca tahtını sağlam bir şekilde kem gözlerden korudu ve gücüne güç kattı. Fakat tahtın sıradaki sultanı kimdi? Yani Hafız'ın veliahtı kimdi? En büyük oğlu Basil Esad? Şu hayatının büyük bölümünü asker olarak yaşayan adam. Güçlü, zeki ve babasından da baskıcı olduğu düşünülen adam. Korkarım hayır. Çünkü 1994 yılında trafik kazasında çoktan ölmüştü. Görünen o ki tahtın varisi kimsenin aklına gelmeyecek olan bir göz doktoruydu. Operasyonun bitmesine az kaldı beyler. Toparlanın. Efendim, tanıdığım en iyi göz doktorusunuz. Büyük ihtimalle kariyeriniz çok parlak olacaktır. Kim ülke yönetmek ister? Beşer Esad İngiltere'de göz hastalıkları adına eğitim almış, Batı kültürünü yakından tanıyan kültürlü naif bir insandı. Babasının ölmesi ve iktidara onun geçmesi Suriye'deki Sünniler için bir umuttu. Sonuçta herif Batı kültürü görmüş adam. Despotlukla işi gücü yoktur diye düşünceye kapıldılar. Bu tarihte Hafız Esad'ın en büyük eseri ortaya çıkmıştı. Nitekim artık yönetim ve kamu kurumları değil neredeyse her yerde Nusayri kökenli insanlar vardı. Sünniler artık ülkeyi yöneten azınlıklardan bıkmıştı. Bu onlar için son umuttu. Beşer Esad gerçekten de Suriye'nin değişmesini istedi. Demokrasi ve özgürlük sözü verdi. Babasının döneminde tutuklanan siyasi muhaliflerin büyük bölümünü serbest bıraktı. Çoklu partili sisteme geçmek ve basın özgürlüğünün artırılması gibi konularla ilgili çalışmalar başlattı. Görünen o ki Beşer Esad sözünü tutuyordu. Her şey harika gidiyor değil mi? Hayır. Ekonomik sorunlar, siyasi krizler ve göç problemleri gibi büyük sıkıntılar yüzünden Suriye özgürleşme yolunda büyük yer alır. Ekonomik krizin etkisi daha da büyüktü. Özellikle bu kriz Sünnileri vurmuştu. Zaten ülkede sefalet içinde fakirlik çeken Sünni halka, bir de bu ekonomik kriz harika sucuklu yumurtanın yanında bayat ekmek gibi kötü bir darbe olmuştu. Bütün bunlar olurken 2011 yılında Arap ülkelerinde bağımsızlık hareketleri vardı. Bu hareketlere Arap Baharı deniyordu. Birçok Arap diktatör halkın çıldırmasıyla devrilmişti. Bu hareket domino etkisi yaparak Suriye'nin de kapısını çalmıştı. Halk sokaklara dökülmüş ve demokrasi naraları atmıştı. Esad bu gösteriler sonucunda ılımlı davranacağını ve halkın talebini yerine getireceğini söyledi. Halkımızın demokrasi isteklerine saygı duyuyorum. Göstericilere asla zarar verilmeyecek. Efendim, Dara'da insanlar zıvanadan çıktı. Silahlanmaya başlamışlar. Ne yapalım? Görüyorsunuz, buna bile saygımız var. Ne de olsa düşünce özgürlüğü var. Hepsini öldürün. Suriye'de çıkan gösteriler devrime dönüştü. Hükümet güçleri bu gösterileri çok sert bir şekilde bastırdı. Bütün bunlar kısa sürede büyük can kayıplarına sebep oldu. Bu can kayıpları halkı susturmak yerine tam tersine daha da hırslandırdı. Böylece gösteriler inanılmaz derecede büyüdü. 2011 yılında patlayan bu olaylar tarihe Suriye İç Savaşı olarak geçecek ve bu savaş günümüze kadar sürecekti. Suriye İç Savaşı her ne kadar Suriye'de geçse de tuhaf ve komik olan bir durumda bu iç savaşı başka ülkelerin şekillendirmesidir. İşte burada en büyük rolü ise ABD oynuyor. 2011 yılında savaş patlak verince ABD Başkanı Barack Obama, "Bu herifin iktidardan gitmesi lazım gençler. Lavuk demokrasi düşmanı," dedi ama savaşa müdahale etmekten kaçındı. 2012'de yine açıklama yaparak, "Esad kimyasal silah kullandı. Bu insanlık suçudur," dedi ama Rusya ile anlaşarak Esad'a müdahaleden kaçındı. 2013'te, "Bakın, kimyasal silah çizgimizdir. Kullanmaya devam ederseniz sizin ananızı..." diyerek rejime ağır bir şekilde tehdit etti. Fakat genel olarak Barack Obama'nın Suriye karnesi Pentagon'a göre başarısızlıkla dolu. Obama 2016'da koltuğunu Suriye'de daha etkili rol oynayacak olan birine bıraktı. Donald Trump.
Trump açıkça rejimin değişmesinden yana olduğunu cümle aleme duyurmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra bölgede diğer etkili ülke şüphesiz Rusya'dır. Rusya ise Orta Doğu'da tutunmak ve sıcak denizlerde boy göstermek için bölgede ABD karşıtı olan Esad rejimini sonuna kadar desteklemektedir. Bugün Esad rejiminin ayakta kalmasının en büyük sebeplerinden biri Rusya'dır. Tabii bütün bu zahmetler karşılığında mükafatlarını sonuna kadar alıyorlar. Neyse, bütün bunları boş verin. Hadi, 3 saniyeniz var. Suriye'deki iç savaşın Suriye'den sonra en çok kimi etkilediğini bilmeniz için. Doğru cevap kesinlikle Türkiye. Türkiye savaşın başından beri ABD ile aynı fikri savunarak rejimin değişmesinden yana. Savaşın patlak vermesinden sonra milyonlarca göçmen Türkiye'ye sığındı. Bu da Türkiye'de kültür ve göçmen krizine sebep olacaktı. Ekonomi darbe alarak yaşam şartları daha da zor bir hale geldi. Bütün bunlar Türkiye'de Suriyeli göçmenlere karşı büyük bir nefret uyandırdı. Türkiye'nin başı sadece göçmenlerle değil bölgede bulunan terör örgütleri tarafından da hop... Bunu söyleyemem. Hayır. Bunlardan korktuğum için değil. Bundan korktuğum için. Ne yazık ki bunları söylememe YouTube izin vermiyor. Sonuç olarak Suriye'de bağımsızlık ve demokrasi için gösterilere kalkışan halk bir anda kendini büyük bir iç savaşın içinde buldu. Bu savaş yüz binlerin ölümüne ve milyonlarca insanın göç etmesine sebep olacaktı. İç savaş dediğime bakmayın. Dış cepheden de buralarda faaliyet gösteren onlarca ülke var. Amerika, Rusya, Türkiye, Daesh, Lübnan, Mısır ve daha nicelere. Savaş 9 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Ve hala kimin kazandığı belli değil. Bu elemanlar hariç.